Sevgili seyircilerim, merhaba. Sizler, konuğum ve ben bir arada sohbet edip dünü, bugünü ve yarını konuşacağız. Bugünkü konuğum hepimizin içinde bir sevince, gülümsemeye neden olan bir isim. Benim 45 yıllık dostum, kardeşim Fatma Karanfil. Çocuk yıldızlıktan bu yana onun her yaşına tanık olduk. İsmin gibi bir karanfille geldin. Hoş geldin canım kardeşim. Hoş bulduk Hülya ablacığım. Senin o kadar... ne güzel ismin, soyadın ne güzel aslında bakınca. Fatma'm, canım benim. Soyadım ailemin erkek tarafından geliyor Hülya abla. Bütün erkeklerin sol kaşları karanfil gibi dönükmüş. Cumhuriyet öncesi zaten lakapları karanfilmiş. Baktığınızda burada karanfili görüyorsunuz. Dedemin resmi var. Çok enteresan. Sonra soyadı olmuş. Ama sana yakışmış. Canım benim. Sevgili Fatma, sen ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Eskişehir'de dünyaya geldin. Evet. Eskişehir odun pazarlığı. Hem de odun pazarı. Ben hem çok yakında ziyaret ettim odun pazarını. Gerçi biliyorsun orada modern müze kuruldu. Evet. İnanılmaz etkileyici bir müze. Hakikaten çok 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 güzeldi. Sen gittin gördün mü odun pazarındaki müzeyi? Tabii ben 4-5 sene evvel 8 Mart Kadınlar Günü için beni davet etmişlerdi. Hmm. Gittim evimde dua ettim. Kurşunlu Cami'nin tam karşısında doğdum ben. Ay canım. Bana kalacak yer mutlaka odun pazarında kalmak istiyorum dedim. Çünkü ben İslamlar sülalesinden geliyorum. Daha doğrusu Eskişehir'e bir kafile gelmiş. Hmm. Kim bunlar demişler? İslamlar demişler. Doğru yukarı çıkmışlar, dağa çıkmışlar. Odun satıp para kazanmaya başlamışlar. Bu yüzden adı da odun pazarı olmuş. 172 kapı hısım akrabam var odun pazarında. Evet. Sen bayağı oraya adını verenlerden birisin. Ne güzel. Peki orada yaşamaya devam etmek ister miydin? Çok isterdim Hülya abla ama... Ama iş hayatı tabii burada. Evet, bir sürü şey bırakmam lazım. Çocuklar var, torunlarım var, onların işleri burada. Yani odun pazarında da yalnız kalmam. O bence ayrı. O ayrı. Sülalenin devamı orada zaten. Ama ortalama 55-60 senedir İstanbul'dayım. Doğru. Evet. İstanbul'da da sayılırsın, yarı İstanbul. Yok, hiçbir zaman olmadım. Ben her şeyimi yine Eskişehirli odun pazarlı gibi yaparım. Sen ama babanın mesleği nedeniyle başka şehirlerde de dolaştınız değil mi? Evet, Kütahya'ya da gittik. 5. sınıfı Kütahya'da okudum. Sonra tekrar Eskişehir'e geri döndük. Ondan sonra İstanbul'a geldik 60'lı yıllarda. Ortaokula burada başladım. Ya işte. Hala çocuksun ama sen benim gözümde. Yani senin içinde bir çocuk var. Hep yüzünde o çocuk tebessümü, o masumiyeti, o güzelliği. Hiçbir şey yapmadım ki Hülya ablacığım. Yapmadığın ben için. Evet, ne çıkarım, ne dolaşırım, ne gezinirim. Hiçbir şey bilmem. Ben çalışmaktan başka bir şey bilmem. Ay canım benim. Çocukken nasıldın? Yani böyle yaramaz, afacan bir çocuk muydun yoksa... Problem bir çocuktum Hülya ablacığım. Mesela annemle işte ev toplantısına giderdik. Yolda dönüşte Ayşe teyzenin fermuarı bozulmuş, çengelli iğne takmış. Fatma teyzenin çorabı kaçmış, çorabını onları dikmiş. Onları mı çekiştiriyordun? Sus kızım, sus kızım, rahmetli annem sus kızım diye. büyük cin gibiydim. Biraz mesela, da galiba gözlemcilik o yaştan mı başlıyor? Büyük, hani bunları her çocuk fark etmez. Fark ediyorsun orada burada olup biteni. Büyük aslında, bir ihtimalle. Aslında bu annenin hani günlerdeki çevresindeki tipler, onların sende yarattığı ışıklar ve bir karakterler... Hepsi yazılı ileride, burada. Değil mi? Kullanıyor musun onları dizilerde? Kullanıyorum, karakter oynadığımda özellikle bu yaşta çok kullanıyorum. Hepsi yazılı burada. Mesela bana şu şöyle olmuş, biliyor musun diye sorduklarında... Yalan söylemek istemiyorum dermişim.
Yani aslında doğru demek. Doğrucu Davut. Ama yalan söylemek istemiyorum dermişim. Wow. 5-6 yaşımda. Canım benim. Baba kız ilişkileriniz nasıldı? Kainat yani, güzelim mi derdi sana? Evet. Benim. Onun için en güzel bendim. Çünkü onun kalbindeki sevgi güzeldi. Evet. Yani 96 yaşında vefat etti, nur içinde yatsın. Yani televizyonun karşısında otururduk, o böyle bana bakardı. Ay, canım ne güzel benim, bir şey ya. Yavaş yavaş ben tabii sinemaya geçmek istiyorum. sinemayla tanışmadan önce tiyatro denemelerin var mıydı? Evet, ben Muhsin Ertuğrul'un son talebelerinden biriyim. Çok değerli hocalarım vardı. Hülya abla ortaokulu bitirdikten sonra gazetede bir ilan gördüm. Özel okul, bir kız bir erkeğe burs vereceğini, özel drama okulu, bir kız bir erkeğe burs vereceğini yazıyordu. Gittim kendi kendime çalıştım. Mesela Ofelia ya da Juliet çalışmadım. 40 yaşında bir kadının tiradını çalıştım Shakespeare'den. Evet. Herkes gibi süslenmedim. Bir cin bir tişört giydim. Yüzüme hiç makyaj yapmadım. Ne münasebet, zaten 15 yaşındaydım. Herkes gibi şarkıya da çalışmadım. Daha dün annemizi onu söyledim. Bana burs verdiler. Verdiler. Sen de bir ışık gördüler, bir yetenek gördüler, bir fark edilen bir çocuktun. Sinemaya daha sonra nasıl? Herkes gibi ses mecmuasına resim gönderdim. O kadar Hülya abla, 4000 kız o sene resim göndermişti. Yarışmaya girmiş. Of. 4000 kızdan nasıl üçüncü olduğumu bana hiç sorma. Bilmiyorum ya, yani. O yıllarda 4000 kızın aday olması ya da adaylık için müracaat etmesi bile ne kadar önemli, değil mi? O yaptığımız işe bakışı gösteriyor aslında. Evet. Elemelerde çok güzel boylu postlu güzel kızlar bana böyle bakarlardı. Bu niye gelmişti? Sinema her şeyden önce yüz. O öyle güzel bir yüzün var ki. O yüzünü gören oradaki jüride kim bilir, kim, bir sürü yönetmen vardı zannediyorum. Seni görünce dediler, bu sinemada bu yüz lazım bize. Canım Hülya ablam. İlk filmimde de söyledin aynı şeyi bana. İlk filmde beraber olduk. Evet, senin ilk filmimde filmin. Beraberdik. Ve Sarmaşık Gülleri miydi? Sarmaşık Gülleri değil mi? Sarmaşık Necat Saydam. Evet. Kartal abi de vardı. İlk karşılaştığımızda aynı şeyleri söylemiştin Hülya abla. Ben de zannetmiştim ki bu dünyada bütün oyuncular senin gibi. Canım benim. Bir Sarmaşık Güllerinden görüntülerimiz var. Evet. İzlemek ister misin? Evet. Ben de istiyorum. Günaydın sevgili gelinimiz. Günaydın Bilden. Damadımıza çiçek mi topluyorsun? Hayır, Necip gitmiş. Sabah erken mi gitti? Bilmiyorum. O nasıl laf Gülseren? İnsan yanında yatan kocasının ne zaman gittiğini bilmez mi? O benim yanımda yatmadı ki. Gece ben bahçeye çıkıyorum dedi. Gidiş o gidiş. Sabahleyin de bir adamla bir mektup yolladı. Abant'a son romanını bitirmeye gittiğini yazıyor. Ve bunu kimseye söylemememi, eğer Ümran Hanım'la Betül sorarlarsa da uyuduğumu söylersin diye yazmış. Allah Allah! Üstelik mektubun sonunda beni bir ay bekleme diyor. Ha, bu ne biçim evlilik? O beni korumak için evlenmiş. Aramızdaki münasebet, abi kardeş münasebetini geçemezmiş. Sen bu işi başından itibaren anlat bakalım. Evet. Hatırlıyor musun o günleri? Evet. 16 yaşındaydın değil mi? Evet, 16'ma girmek üzereydim ya da öyle bir şey. Ya canım benim. Ama sonra giderek başrollerde gördük seni. O 8. filmin başroldü Hülya abla, bu çok komik. 8. filmin başroldü, zaten başrol diye havalara sıçramıştım. Fikret abiyleydi, rahmetli Fikret Hakan'laydı. Ve Kasım ayında suya girmiştik. Tabii röntgen filmimi çektiler. Filmle doktora gittim.
Doktor aldı röntgen filmimi, bakmaya başladı. Ben de ona anlatmaya başladım. İşte ben 7 tane film oynadım, kız kardeş oynadım ama bu 8.'si. 7 tane oynadım. Film oynadım demedim. Yani bu ilk başrolüm, suya girdik falan dedim. Doktor da röntgen filmine bakıyordu. Başka filmin var mı dedi. Var 7 tane dedim. Doktor da nerede onlar dedi. Sinemalarda oynuyor dedim. Ay, çok güzelmiş bu hikaye. Sinemalarda oynuyor dedim. Ya kızım tamam dedi. Ay çok güzel. Ondan sonra giderek çok güzel karakterler canlandırmaya başladın. Fevkalade. Önemli olan sevdiğin işi yapmak değil mi? Evet, çok önemli. Düşün Adile Naşitler, Münir Özkullar. Canlarım. Yani başrol ya da karakter ayrımı yapmadan o kadar güzel filmler yaptılar ki. Evet. Onun için önemli olan canlandırdığın karakter ve o filme kattığı o karakterin. Öyle. Değil mi? Hikayeler önemli. Evet. Senaryolar önemli. Karakteri inceleyip seyirciye vermek çok önemli. Yani şu anda bütün uğraşım onunla zaten. Çünkü görsel sanat öğretici. Hı hı. Der ki bak yapma bunu, yaparsan yanlış olur. Veya yap bunu bak yaparsan ne güzel olur der. Bunları görsel sanat der. Hı hı. Biz de ona uğraşıyoruz. Hepimiz. Ya Muazzez Tahsin Berkan o yıllarda çok güzel romanları filme çekilmişti değil mi? Çok. Senin Muazzez Tahsin'in başka bir filminde oynamış mıydın? Hülya abla 200'e yakın film çektim. Hangisini hatırlayayım dedi. Hatırlamak değil de yani alıntılar da oluyordu Hülya abla. Tekrarlar da oluyordu. Alıntılar da oluyordu. Çok adaptasyonlar oluyordu. Ben senin çok kitap okuduğunu biliyorum. Çok. Son okuduğun kitapların içinde mesela bu mutlaka filmi yapılmalı diye düşündüğün bir kitap var mı? Evet, ben son zamanlarda Büyük Sır'ı okudum. Ve de dediğim gibi çok öğretici olacağına inandım okuduğum hikaye, romanla hikaye arasıydı. Her akşam mutlaka kitap okurum. Okuyorsun biliyorum. Yani Büyük Sır çok öğretici olurdu. Mutlaka yapılmalı diyorsun. Düşünüyorum evet. Bu 200 tane karakter canlandırdın ama hala içinde böyle şu karakteri de oynasaydım ya da oynamalıyım, oynayacağım diye heyecan duyduğun bir karakter, bir kimlik, bir kişilik var mı? Saymakla bitmez. Hala değil mi? Evet, mesela şimdi bir evsiz oynamayı çok istiyorum. Çok çok istiyorum. İmkan olsa bir evsiz oynasam. Neden olmasın? Evet, onların dramlarını. Niye evsiz? Yani onları mı gözlemledin? Onların hayatını mı taşımak isterdin? Herkes bilsin, duysun, görsün. Bir farkındalık oluşturmak gibi evet, mi? Evet, biraz çevre yanlış davranıyor onlara Hülya abla. Çevreye bunlar böyle ama nedeni bu diye anlatmayı anladım, çok evet. İsterdim. Her insanın başına her an her şey gelebilir. Değil mi? Aynen öyle. Keşke insanlar empati yapabilseler, empati yapmayı öğrenseler. O zaman daha farklı olacak insan ilişkileri değil mi? Çok. Hadi şimdi tekrar beraber oynadığımız bir filmden görüntüler izleyelim. Adını anmayacağım. Ya. Bazen çocuğum, bazen kardeşim, bazen rakibim. Bu filmde Cüneyt Arkın var. Evet. İranlı bir aktör vardı. Cihangir Gaffari. Cihangir vardı, evet. Doğru, Gaffari. Evet. Ne enerjikti. Var terziyanlar falan bir sürü karakter. Ne enerjikti Cihangir. Evet, evet. Bayağı da birkaç film yapmıştı evet. Türkiye'de kaldığı dönem için. Hadi izleyelim. Bakalım. O kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil. Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım?
babam annemi ne kadar çok sevmiş. Ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanı ile. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam. Ay, denk geldiğinde izliyor musun eski tabii filmi? Tabii izliyorum. Bir iyi bir arşivim de var. Var mı? Ha, çok var, iyi. Arşivim bir çoğumuz var. Bu konuda tembellik yaptık, arşiv yapamadık. Kasetlerden CD'ye çekilme sistemi çıkınca arşiv oluştu Hülya abla. Daha kolay oldu değil evet. mi? Evet. Ben de bazen seyrettiğim zaman Allah Allah filan yapıyorum, böyle neler yapmışız biz. Aşağı yukarı benim de 200 filmim var. Bazen unuttuklarım oluyor içinde. Aa, bunu ben mi yapmıştım falan diye böyle şaşırarak izlediğim de oluyor. Ben bazen küçücük detayları hatırlıyorum. Neredeyse yerdeki çiviyi hatırlıyorum. Düşün. Vallahi öyle. Bu filmden hatırladığın başka sahneler var mı? Yani Cihangir'i getiriyordun müzik hocam diye. Piyano sahnesi falan var. Evet, piyano sahnesi var. Aslında annenim ben ama... Sen benim annen olduğum farkında değilsin. Değilim, ha. Evet. Ama finalde müthiş bir sahnedir o evladı ama için. Ama seni yaşlandırmışlardı Hülya abla. Evet. Evet, yani evet. O yaşlarda zaman aşımı. Hakikaten inanılmaz makyajlar yapıp yaşlandırmaya çalışıyorlardı. Evet. Aslında her yaşın bir başka güzelliği, özelliği var. Keşke o zaman yaşlandıracaklarını onun yerine daha... Olgun birisini seçselerdi diyorum. Ya olur mu Hülya Koçyurt'un yerine geçer mi? Aşk olsun. Geçenlerde ben Beyoğlu Güzeli'ne denk geldim. Ya o kadar güzel insanlarla berabermişiz ki yıllarca hiçbirinin yeri doldurulmayacak kadar kıymetli. Çok. Yani bir Münir abiye bakıyorum bir türlü. Yani gözlerim doluyor seyrederken. Hep kaybettiklerimizi böyle... Onları ben de, evet. Her neyse, senin bir filminden daha söz etmek istiyorum. Üvey Ana. Hmm. Üvey Ana. Değil mi? Ülker Akalın'la birlikte. Evet, Ülker abi yapmıştı. Sen oradan en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almışsın. Hmm. Ödül almak güzel bir şey değil mi? Ay, çok... Yani karşımda, evde karşımda duruyor ve o bütün geceyi ve o bütün filmi her gün, her saniye yaşıyorum yeniden. Sana hatırlatıyor. Evet. Ve buna layık görülmek, bunu da aşmak, bunun da daha iyisini yapabilirim motivasyonu getiriyor evet. sana değil mi? Evet. Evet. Bu filmde kimlerle beraberdin? Ödül aldığın film olduğu için Murat abi vardı, Zeynep abla vardı. Ekrem abi de var mıydı, Ekrem Bora? Sadri abi vardı. Sadri vardı. Sadri abi vardı hatırladığım kadarıyla. Allah hepsine rahmet eylesin. Çok güzel insanlarmış. 76-80 yılları arasında sen birçok hani... Furyalar var filan diye biraz kendini geri çektin. Daha ciddi Hülya abla, öyle değil. Merhaba. Aytaç'la olan bir filmimi, filmimizden parçalarımızı kullandılar. İçinde olmak istemediğimiz filmler nedeniyle zaten geriye çekilmiştim. Zaten benim aile şartlarıma, benim aklıma, benim yaşam biçimime ve bundan sonra, ondan sonraki hayatıma... Uymayacak filmlerdi onlar. Geriye çekilmiştim zaten ama filmimin parçaları kullanmaya başlayınca evet çok sinirlendim ben de. Ve hiçbir şey yapamadık. O zaman bir mağazaya gittim. Mağazadan rica ettim. Bayağı bildiğin tezgahtar olmak istiyorum dedim. Onlar da şaşırdı. Ama Fatma Hanım. Evet buyurun Fatma Hanım dediler. Allah. Ben bayağı eğilip paça kıvırmak ve prova yapmak istedim.
gazeteciler geldi. Çünkü o yıllardaki sinema üretiminin içinde olmak istemedin. Çünkü çok zorlanıyordu sinema. Yokum, ben o filmlerde yokum dedim. Parça kullanınca çok kötü oldum. Fatma Karanfil tezgahtar oldu diye yazın dedim. Yine yazamadılar, manken dediler. O zaman ben daha gencim, bir meslek daha öğrenirim dedim. Kalktım, Londra'ya gittim ve hazır giyim okudum. Eğitim aldın. Eğitim aldım. Uzun süre Türkiye'de yoktum. Yoktun, evet. Bir eğitim bittikten sonra da hazır giyimde çalışmaya devam ettim. Sinemanın hiçbir şeyiyle alakam kalmadı. Ne kadar bu ara? Bayağı var. Nereden baksak 10 sene, 10 seneden fazla Hülya abla. Kanser oluncaya kadar çalıştım. Gelmiş geçmiş olsun. Geldi geçti. Geçti bitti. Biraz o günleri anlatmak istesem. Hülya ablacığım, eğer 30'lu yaşlarımda değerli doktorum sağ olsun bir mamografi çekip bir kenara koyalım Fatma demişti. O mamografi çekilmeseydi durumum çok ciddi olacaktı. Ama 30'dan 50'ye tekrar mamografi çektirdiğimde 50'li yaşlarımda oldum. Erken teşhis oldu. Buradan bütün seyircilerimize söylüyorum. Kanserden korkmayın. Kanser sizden korksun. Kontrollerinizi yaptırın. Kendinizi takip edin. Takip etmekten de korkmayın. Evet. Ya erken teşhis demek. Erken teşhis tabii. Kontrol onun için evet, çok önemli. Ama bu arada bir doktor başka bir hastayla karıştırıp beni pek yaşama sözü vermedi. Benim doktorum değil de bir doktor. Pek yaşama sözü vermiyoruz size dedi. Aman yarabbi ya. Ben de durun orada dedim. Bundan sonrasını Allah bilir. Elbette. O sizin sözünüzde olmaz dedim. Hakikaten Allah bilir. Evet. Doğru söylüyor. Ve en ufak bir yere düşüş, boyun eğiş yaşamadım. Gerçekten kansere dedim ki benden kork kanser. Bende kötü bir şey vardı. Aldılar, tedavi ettiler ve bu konu kapandı dedim. Çok güzel. Evet. Bu duruş çok önemli, biliyor musun? Çok. İnsan dediğin varlığın başına her şey gelebilir. Bunlar gelip geçicidir. Bunların da üstesinden gelebilirim ve yoluma devam edebilirim. İş ki bunun hani çaresi olan şeyler olsun ve tedavi olurum, biter. Bunu hayatının hep bir mottosu mu yaptın? Bu, ben zaten çünkü, bu karakterde evet, kanserle biraz daha enerji yükseldi. Herkes de düşer, boyun eğer, evet, ağlar falanmış. Kolay değil tabii. Ben öyle şeyler yapmadım. Ben günlük hayatıma devam ettim. Yani edebildiğim günlük hayatım ne? Ben hiçbir şey bilmem ki Hülya abla. 15 yaşında meşhur olmuş bir kız. Yeah. Ne bilir ki? Ben ne dışarı çıkarım, ne sokakta dolaşırım. Benim günlük hayat, benim işim ama, gücüm bir şey okumak ve onu düşünmek benim, bu kadar. Ama hayat devam ediyor. Bir yandan da hayatı taşımak için çalışmak zorundasın ve baksana, kalktın gittin, tezgahtarlık yaptın, arkasından gittin, giyim konusunda eğitim gördün. Bu yola devam edecektin. Ama bir gün seni Osman yağmur dereli. Hayır, doktorlarım Fatma Hanım, hayatınızın en büyük ilacını bırakmışsınız dediler. Bunu ya. Osman duydu. Osman çok eski dostumdur. Nur içinde ya, yatsın o da. Bunu Osman duydu ve gel bakalım dedi. Ha. Diziye başladık. Doktor Ekrem abi de Ekrem Bora. Ben de ona aşık ya. Hemşireydim. Çok güzelmiş. Güzel bir dönüş. İsabet olmuş. Çok güzel bir Ekrem abimle sarıldık. Ya canım, evet, benim. Tekrardan sinemayla buluşmak, tekrardan gerçekten ilacına kavuşmak. Nasıl bir duygu? Nasıl seni motive ettin? Ondan sonra da hiç bir daha bırakmadın. Zaten yok, peş peşe. Her sene neredeyse çalışıyorum. Diziler, filmler, çünkü, peş peşe. Çünkü evet Hülya abla, yani illa ben şuyum, ben buyum diyen birisi değilim ben. Ama işini yapmaktan mutlu olan bir insan. Hem de çok.
Yani içimde karanfiller açtı. Yalnız hem tabii, de kokuyor da. Tabii. Çok güzelmiş, teşekkür ederim. Yalnız tabii büyük değişiklikler vardı Hülya abla. Bir kere kameranın sesi yoktu. Ya biz alışmışız değil mi? Reflexin gürültü. Bir de böyle koca koca ışıklarımız vardı. Evet. Onlar da yoktu. Böyle ufacık şeyleri elde taşıyorlardı. Ben hayretle bakıyordum. Sonradan seslendirme yok. Sesli çekiliyor zaten. Sesli çekiliyor. Çok isabet değil mi o teknolojinin gelmesi? Sen çok fazla dizide yer aldın. Hala hazırda bir dizindesin. Ama çok da güzel hatırlanan diziler var. Mesela Aşk-ı Memnu. Evet. Sen de çok çok iyiydin. Bu evet. kadar büyük bir başarı yakalayacağını hayal ediyor muydunuz çekimler? Daha çekim sırasında. Çünkü bu bir bu işin olduğunu, edebiyat eseri. İyi olduğunu zaten hissediyorsun Hülya abla. Evet. Ekip çok önemli. Kimlerle ekip, berabersin? Yönetmenimiz, yapımcımız hepsi. Değil mi? Evet. Gençler var. Onların herhalde ilk dizileri falan. Evet. Değil mi? Onlar da. Sonradan hepsi tabii şu evladım, anda. Hala evladım, hala konuşuruz. Hepsi peki, hala. Peki sinemada ilk rolünde ben çıktım karşına ve ben senin üzerinde bir iz bıraktım. O bıraktığım izi senden sonra gelen genç oyuncular için aynı şekilde taşıdın mı? Evet Hülya abla, senden sonra bir takım olaylarla veya duygularla karşılaştım. O 16 yaşımda kendime söz verdim. Ben yaşlandığımda hala bu işi yapıyorsam gençlere destek olacağım dedim. Aynı senin gibi. Çok sevindim. Şimdi Aşk-ı Memnu'dan görüntülerimiz var. İzleyelim. Harika. Buyur. Ben genellikle hep iyi karakterler canlandırdım demişsin. Kötü karakterleri de bana yakıştırmadılar zaten demişsin. İster miydin böyle ters köşe bir rol? Yani... Olsa da seyircim kabul etmiyor artık bu 55 senelik seyirci. Evet. Bu böyle yaptıysa vardır bir nedeni diyorlar. Onun için kötü. Bir şimdi biraz bu seneki oynadığım dizide biraz tersim. Ama ya Hülya abla terslikte hiç yakışmıyor. Ben hissetmiyorsun. aslında aktörler genellikle kendilerini sınamak isterler. Sürekli olarak farklı karakterlerle kendilerini sınamak isterler. Ama seyirci dönüp dolaşıp yine alıştığı ya da sevdiği rolde tercih ediyor. Galiba genellikle öyle oluyor. Şimdi TRT1'de yayınlanan Adını Sen Koy adlı evet. bir dizi var. Ondan da görüntülerimiz var. Onlara da bakalım. Anneciğim Zehra hakkında bir şey demedi. Sen de Alev gibi düşünmüyorsun değil mi? Ömer aklı başında genç bir adam. O ne yaptığını bilir. Bize saygı duymak düşer. Ya orası öyle de. Ben çok sevdim Zehra'yı. Çok iyi bir kıza benziyor. Hem Asya'yla da çabucak kaynaştılar. Sen sevdin mi? Yavrum, yavrum iyi misin? İyiyim. İyiyim anneciğim, iyiyim. Ah, dün gece çok uyumadım, ondan oldu herhalde. Ben biraz odama çıkıp dinleneyim. Asya bahçede oynuyor, haberin olsun. Sen onu merak etme, git dinle. Anneciğim, otur sen. Ben giderim, merak etme. Bir şey lazım olursa haber ver. Tamam. ...16 yaşından beri her şeyi en ince detayıyla planlarım demişsin. İnceleyip sık dokuduğuna rağmen
Yanlış kararlarında olmuş mudur hayatta? Oluyor bazen yaptığım patates yemekleri güzel çıkmıyor. Onu bile oturup önce düşünür sonra pişiririm. Bu çok güzel bir alışkanlık ama. Keşke bütün yanlışlar böyle patates kızartması olsa. Önemli olan hayatını etkileyecek kadar ciddi hatalar olmasın. Bugün yaşayan birçok kuşak Yeşilçam'dan beslendi diye düşünüyorum. Orada dostluğu gördüler, arkadaşlığı gördüler. Paylaşmayı, bir mahallenin o sıcaklığını yaşadılar, gördüler. Bugünün dizilerinde aynı sıcaklığı, aynı dostluğu, paylaşmayı, arkadaşlığı, fedakarlığı, iyilik yapan insanları görüyor muyuz? Bütün dünyada değişti Hülya abla. Yalnız bizde de değil. Veya da doğuda değil. Bütün dünyada konular da değişti. Ben giderek daha çok şiddetin hayatımıza hakim olduğunu görüyorum. Ne yazık ki. Hiç sormayın, evet. Bütün dünyada ama. Evet. Yani bir dizi tuttu mu hemen onun benzerleri tercih ediliyor. Çok farklı dünyalardan söz edilmiyor. Dikkat et, aşağı yukarı hep aynı yapıdaki diziler daha çok seyirci tarafından beğeniliyor. Öyle maalesef. Maalesef. Onun için az önce ne kadar güzel söyledin. Bir evsizin yaşamını aktarmak isterdim diye. Çok. O da bir farklı bakış. O da bazı şeyler bizi daha çok insanlaştırıyor, duygular. Bazıları biraz insanlığımızdan uzaklaştırıyor. O nedenle keşke daha farklı hikayeler ele alınsa, keşke. Şimdi çok beğenilen, çok sevilen, hala çocukların deli gibi izlediği bir kahraman Keloğlan'dan söz ediyorum. Ve sen Keloğlan aramızda filminde. Ha, sen de varsın. Ve evet, Rüştü Asyalı hepimizin sevdiği, hepimizin değerlisi. Ben onu da çok konuk almak istiyorum inşallah önümüzdeki günlerde. Ama unutulmaz bir seridir Keloğlanlar. Ondan da görüntülerimiz var. Rüştü'nün başarısı tabii yönetmenlerimizin ama tabii. Rüştü evet. Çok güzel kabul edildi. Bu o kadar mı olur değil mi? Bu kadar inandırıcı olur ve hala insanların tekrar seyretmekten hoşlandığı, hele çocukların kaç nesil yetişmiştir o filmlerle. İzleyelim mi biraz? Tabii. Ya bu Nurperi kız şeffaf, onu anladık ya. Babası da hayalet gibi, hiç görünmüyor. Bu akşam görürsün. Nasıl? Çok yaşa. Nerede? Bakkal Yunus oğlunu nişanlıyor. Yüzükleri İsa Bey takacakmış. Mahallenin atası. Öyle geçinir. Gösterişe, çalıma bayılır. He? Bu Mehmet Yunus beni çağırmadı nişana ya. Ben ne edeceğim şimdi? Benle gel. Annemle beni çağırdılar. Nurperi de gelir mi dersin? İnşallah gelmez. Ya. O kız insanı böyle kör edecek kadar güzel mi? Hayır. Güzel değil. Çok güzel. Pis sen de. Kim kırdı onu? Ben. Bir de sakin ben diyorum. Çıldırıcıydım. Ama sen bir de beni türkü söylerken seyret. O zaman ateş parçası kesiliyorsun vallahi. Allah'ım, bu nasıl beladır? Ha, bela ikiye ayrılır. Birincisi ker bela, o malum. İkincisi de kel beladır ki o da ben. Gülmem boğarım. Gel de gülme. Bugün de gülüyoruz ve daha çok güleceğiz herhalde. Çünkü o bir halk kahramanı. Çok da seviliyor. Rüştü Asyalı'yı görünce tiyatro tabii. O bir tiyatro devi. Çok müstesna bir aktör. Sen tiyatroda oynamadın okulda ama. Okulda yaptım. Okulda. Sonradan okulda. Yapmadın. Yok ama sabah. Ne zaman yapayım desene. Sabah köylü kız, öğlen kapıcı kızı, akşam zengin kızı oynuyordum. Öyle bir. O kadar yoğun çalışıyordum. Tabii üç film birlikte çalışıyordum.
Nasıl adapte olabiliyorduk o sürate? Gerçi bugün de diziler çok süratli çekiliyor diye biliyorum ama hiç olmazsa aynı karakteri devam ettiriyor. Ama yani demek ki gençken biraz fazla enerjimiz varmış. Çok genç. Çabuk adapte oluyorduk. Gençlik. Şu anda Kimse Bilmez adlı bir dizide yer alıyorsun. Evet. Biraz bu diziden bahsetmek ister misin? Mesela Kerem Cem'le oynuyorsunuz değil mi? Kerem Cem bir efendi timsal. Evet. Bir çok örnek. Çok zarif bir insan gerçekten. Bir kalpten gelen düzgünlük. Yani zorlamak sonradan öğrenilmiş bir şey değil. Kalpten gelen bir düzgünlük. Çok ne güzel böyle söz edilmesi. Mutluyum onunla tanışıp çalıştığım için. Muhteşem iyi bir ekiple çalışıyoruz. Sevtap kızımı oynuyor. Bu kadar mı bana benzer huyu suyu? Üşüdük mü aynı anda üşüyoruz. Ay terledik mi aynı anda terliyoruz. Çok önemli değil mi? Kimlerle beraber olduğun. Bizim işimiz ekip işi çünkü. Yani ekip gerçekten uyumluysa o zaman bambaşka oluyor iş. Sahici oluyor, samimi oluyor. Dürüst bir iş yapmış oluyorsun ve akşam kafanı yastığa koyduğun zaman kendinde bir huzur hissediyorsun. Onlar bu gençler sana işte Fatma Hanım işte yıllar önce şu filmleri yaptınız. İşte biz o filmleri seyrediyoruz. O zaman sinema nasıldı, nasıl yapılıyordu diye soruyorlar mı? Hem nasıl soruyorlar. Sorguya çeker gibi soruyorlar. O neydi, şu nasıldı, bu kimdi, bu böyle miydi, şu şöyle miydi? Sahi merak ediyorlar değil tabii. Mi? Tabii. Yani merak edilmeyecek gibi değil, gerçekten çok önemli bir dönem sinema için. Yeşilçam sineması diye anılan Türk sineması. Sen her zaman bu piyasada ilk akla gelen, tercih edilen hem disiplini, ahlakı açısından hem de karaktere uygunluğu açısından hep öyle oldum ve böyle devam ediyor. Onun için ben hep seninle iftar ediyorum, gurur duyuyorum. İyi ki sinema seni kazanmış. Ama tiyatroda mesela seni görmek isterim. Çok isterim hakikaten. Çok da yakıştırırım sahneye. Ama hep bir öbür seneye anlaşmalı giriyorum Hülya abla. Evet, o da var. Zaman. Zaman. Ama her şeyin bir zamanı vardır. Öyle diyelim. Belki de bir öyle. Gün. Çünkü neden? Bugünlerde tiyatro çok önde, çok popüler. Aşağı yukarı televizyondaki seyrettiğimiz o dizilerdeki aktörlerin hepsi tiyatro yapıyor. Evet. Çok saygı değer bir şey. Yani seyirciyle buluşuyorlar. Hani bir perdede olmak başka, canlı olmak, seyirciyle buluşmak bambaşka bir şey. Tabii. Ve bunları genellikle çok amatör ruhla yapıyor bu çocuklar. Aslında oyunculuklarını belki de bir yerde ispat etmek için tabii yapıyorlar. Ki. Tecrübe kazanmış da oluyorlar. O nedenle ben çok takdir ediyorum gerçekten. Onun için hatırlattım yani. Seni mutlaka tiyatroya istiyorlardır. İnşallah Hülya abla. Gerçekten de evde oturmaktan seyirci dışarıdaki etkinliklere dönmeye başladı. Çok şükür. Gerçekten. Evet. Ben de çok fark ediyorum bunu. Özellikle konserlerde ve tiyatrolarda çok fazla miktarda seyirci var. Ve her geçen gün de artıyor. Çağan Irmak'ın Bizi Hatırla filmi. Oradan da bahsedersin belki bize. Çağan'a ben sevgi ve selam yolluyorum bu ben arada. Ben de onur duyuyorum Çağan Irmak'ın filminde o karakteri oynadığım için. Ve Çağan Irmak'ın aklına geldiğim için çok mutluyum. Evet, beni çok mutlu etti. Çok güzel bir film. Herkese de tavsiye ederim. Çağan Irmak'la çalışmak bir başka geçmiş günlere götürdü beni. Şimdi oldu. Ben bunu söylemeni bekliyordum. Çağan'da böyle bir özellik var. O
Türk sinemasından kopuk bugünün işlerini yapmıyor. Türk sinemasından aldığı bir bayrağı taşımaya devam ediyor. Elbette ki onun da örnek aldığı birçok sinemacı var. Ve onun filmlerinde kendini buluyorsun. O eski tadı buluyorsun. Senaryolar daha duygusal. Müziği çok güzel kullanıyor. Dolayısıyla hepimiz onun filmlerinde oynamak istiyoruz. Gerçekten ben de çok istiyorum. Şimdi o filmden de görüntülerimiz var. Evet. Sonra sen rolünle ilgili belki bize bir şeyler anlatırsın ama biraz izleyelim. Müthiş bir dram, müthiş bir hikaye var burada. Sen seyrederken tekrar duygulandın. Çok enteresan. Zaten kızım döktürüyor, çok iyi oynadı. Hakikaten. Bu bütün dünyada var olan bir çıkmaz, bir açmaz. Ben bu karakteri oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi ders veren bir sahne bu. Evet. Yani evlatlarımızı koruyalım. Bir söyleyecek bir şeyim yok Hülya abla. Evlatlarımızı koruyalım. Evlatlarımız diyorsun. Bir söz vardır. Doğuran mı annedir, o evlatları büyüten mi annedir diye. Sen bildiğim kadarıyla sen doğurmadın ama... Hayır. Senin büyüttüğün evlatların var. Hatta bugün anneanne de oldu. Torunlarım da var. Torunların da var. Hani diyorlar bana. Nasıl bir hayat sana bunu yaşattı? Abimle rahmetli eşi bir iş için İstanbul dışına çıktıklarında bana emanet etmişlerdi. İkisini de kaybettik, rahmetli oldular. Elif'le Aslı beni hem ana hem baba olarak gördüler. Çok küçüktüler zaten. Ve o öyle devam etti. Bizim bağımız inanılmaz bir sevgi bağı, evet. Peki sen yani böyle bir durumda bu sorumluluğu, iki tane çocuğu hem anne hem baba olmak nasıl kabullendin? Gözüm kapalı kabullendim. Daha büyük bir sevgi yok bu dünyada of. Hülya abla. Daha büyük bir sevgi yok. Hem anne hem de çok otoriter bir baba oldum bir onlara. Bugün 40'lı yaşlarına geldiler. Hala hayır dediğimde daha hiçbir şey yerinden oynamaz. Canım benim. O kadar bana güvenirler. Belki o kadar. De kendi annelerinden, babalarından çok seni tanıdılar, sana inandılar, seni oldu. Sevdiler, evet. Seni gördüler, senden öğrendiler hayatı. Öyle oldu, evet. İki damadım da elimi öptü. Bize böyle bir eş verdin hala diye elimi öptü. Ne güzel. Torunlarım da hani der bana. Hala nine ama bir taraftan da bal. Hani, ay. Bak çok yakıştırdım ben de. Hani gerçekten çok tatlı. Ya anneannelik mukayese edemiyorum hiçbir duyguyla. Bu kadar mı tatlı olurlar? Ya onun için seni çok iyi anlıyorum şimdi. Hiç geldiler mi ya da gördüğüm zaman gözüm onlardan başka hiçbir şey ya, görmüyor. Dünyayı unutuyor insan değil mi? Allah bağışlasın. Amin. Peki senin için, şimdi tabii ki çocukları konuşuyoruz da, ama hayatta senin için en değerli şey nedir? En değerli şey, en değerli kim demiyorsunuz, en değerli şey diyorsunuz. İnanç ve iman diyorum Hülya abla. En değerli şey. Evet, çünkü onu açtığımızda insanlıktan çıkıyoruz. İnsani duygularımızı unutuyoruz. Ve bu tümüyle önce kendimize, sonra etrafa çok büyük zarar vermeye yönlendiriyor bizi. Bu çok önemli. Çok önemli bir yere temas ettin. Gerçekten bizi biz yapan, yani bizi insan yapan, İçimizde taşıdığımız o inanç ve imanımız elbette ki. Bundan Allah uzaklaştırmasın. Amin. İşte o zaman insanlıktan çıkıyoruz ve o zaman dünyada gördüğümüz bütün olumsuzluklar
ne yazık ki yaşanıyor. Ve o nedenle çok doğru bir şeye temas ettin. Fatma, ben doyamadım. Çok seneler sonra tekrar buluştuk. Çok çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Belki belli olmaz. Tekrar bir filmde buluşuruz. İnşallah. Canım benim, belki de bu yaşlarda karşılıklı oynamak çok daha farklı olur. Aa, çok güzel olur Hülya abla. İnşallah. Hülya abla, ben ne kadar çok sevdiğimi, seni ne kadar çok sevdiğimi hiçbir sözle anlatamam ama gözlerimden anlarsın. Seni zaten gözlerim pırıl pırıl hep parlıyor canım benim. Ben de seni çok seviyorum ve çok mutlu oldum bu anı bizimle paylaştığın için. Sağ ol, ben de. Çok sevgili seyircilerim. Çok uzun yıllardır görmemiştim Fatma Karanfil'i ama o hep bizimle beraberdi. Çünkü onun dizilerini izlemekteydim. Bugün birlikte olduğumuz için çok çok mutluyum. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın efendim.